İyi akşamlar değerli izleyenler. Briefing saatine hoş geldiniz. Bu akşam briefing saatinde özellikle son hafta İsveç'te Kur'an yakma provokasyonu arkasından biraz Avrupa'daki İslamofobi, Batı'nın bu konuyu ne kadar konuşursa konuşsun, her seferinde tekrar tekrar karşımıza gelen İslamofobi meselesini ve bu çerçevede İslamofobik böylesi davranışlar esnasında Türkiye'nin İsveç'le ve Amerika Birleşik Devletleri ile NATO çerçevesinde ilişkilerini nasıl kuracağı meselesini biraz tartışmak istiyoruz. İsveç ile Türkiye arasında bildiğiniz üzere NATO marjında Madrid zirvesi esnasında bir uzlaşı sağlandı. Biz de bu uzlaşıyı ayrıntısıyla daha önceki programlarımızda ele almıştık. Bu uzlaşıya göre aslında İsveç, Türkiye'nin beklentilerini, özellikle terörle mücadele alanındaki beklentilerini ve bunun yanında Türkiye'ye uyguladıkları örtük veya açıktan çeşitli yaptırımları sonlandırmak gibi 10-15 madde civarında bir anlaşmaya uymayı taahhüt etmişti. Türkiye bu anlaşmalar çerçevesinde bir ilerleme sağlanırsa ancak o zaman İsveç'in NATO'ya üyeliğini Finlandiya ile beraber onaylayabileceğini, ancak bu çerçevede meclisten İsveç'in NATO'ya girişine müsaade çıkacağı belirtilmişti. Bu zamana kadar fazla bir ilerleme kaydedildiğini söylemek maalesef mümkün değil. Türkiye 42 teröristin iadesini istedi, listeyi İsveç'e verdi. Bu zamana kadar bu 42 kişilik listeden herhangi birisinin teslim edilmişliği yok. Sadece liste dışında bir PKK'lı şu an itibariyle Türkiye'ye teslim edilmiş durumda. Veya Türkiye'nin beklediği gibi diğer alanlarda özellikle terörle mücadelede ve oralardaki terörle iltisaklı çeşitli sivil toplum kuruluşlarına karşı İsveç'in herhangi bir tedbir aldığı veya alacağı yok. Biz bütün bunları konuşurken İsveç bir anda çok daha fazlasıyla Türkiye'yi provoke edecek eylemlerin içerisine girmeye başladı. Öncelikle PKK'lıların çeşitli toplantılarına, mitinglerine müsaade etti ve bu mitinglerde Türkiye'ye, Türkiye Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretler, hepimiz izledik o hakaretleri ve aslında İsveç bunlara bir şekilde müsaade etti. Tüm bunlar devam ederken bir de arkasından Kur'an yakma eylemi geldi. Danimarka vatandaşı olan ve daha önce bu tür eylemlerle, bu tür provokasyonlarla dünya gündemine gelmiş olan bir gösterici, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an yakma eylemi yapacağını duyurdu. İsveçli makamlar ise bunu ifade özgürlüğü çerçevesinde kabul ederek kendisine hem Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde bu provokasyonu yapması için müsaade edildi, hem de koruma sağlandı. Türkiye hem öncesinde hem sonrasında defalarca bunun bir saldırı olduğu ve buna müsaade edilmemesi gerektiğini bildirmiş olmasına rağmen İsveç makamları herhangi bir şekilde olumlu bir adım, işbirliği sağlayan bir adım maalesef atmadı. Bu nedenle de Türkiye şu an itibariyle İsveç ve Finlandiya ile NATO'ya katılım müzakerelerini geçici olmayacak şekilde zamanlaması bildirilmeden ertelediğini, kestiğini duyurmuş oldu. Ama bu sadece bildiğiniz gibi İsveç ile Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele olmanın ötesinde hepimiz şunu düşünüyoruz. İsveç bir şekilde NATO'ya üye olmak istiyor. Ve bu nedenle de Türkiye'nin çeşitli beklentilerini yerine getirmeye söz vermiş. Ama bir anda İsveç bu sözleri yerine getirmek yerine daha da provokatif eylemlere girişiyorsa aslında bunun bir sebebi olmalı ve bu sebebi biraz araştırmak mecburiyetindeyiz. O zamanlarda elimden geldiğince bu konuyu ele almaya çalıştığımızda hep bir şeyin altını çizmeye dikkat ettim. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı sadece İsveç ve Finlandiya'yı ilgilendiren veya sadece bu ikisinin ulusal çıkar hesaplamaları üzerinden yapılan bir başvuru değildi. İsveç ve Finlandiya uzun yıllar boyunca kendilerini tarafsızlık politikalarıyla tanıtan, dolayısıyla NATO gibi bir ittifaka girmeyi de pek düşünmeyen iki ülkeydi. İsveç'teki muhalif gruplar, İsveç'teki çeşitli sol gruplar her zaman NATO'ya mesafeli davranılması gerektiğini dile getirmiş ve bu çerçevede
hükümetlere baskılar yapmıştı. İsveç zaten son 200 yıl boyunca hiçbir uluslararası örgüte üye olmuş değil. Hiçbir uluslararası ittifaka üye olmuş değil. Kendisini bağlantısızlık konumuna yerleştirmiş ve ulusal çıkarını Avrupa'nın çeperinde bulunarak sürdürmeye devam etmişti. Aslında bu İsveç'in bildiğimiz bir politikasıydı. Avrupa Birliği'nin içerisinde ama NATO'nun dışında. Ayrıca İsveç ve Finlandiya Soğuk Savaş gibi son derece ciddi uluslararası tehditlerin olduğu dönemlerde bile NATO'ya katılmak gibi bir kaygının içerisine düşmemişlerdi. Şimdi bugünlerde mesela Rusya'nın Ukrayna'da bir savaş başlatması nedeniyle Rusya'nın yayılmacı bir dış politika izlediği, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerin de bu Rusya'dan tehdit aldığı, bu nedenle kendilerini koruma altına almak için NATO'ya dahil olmak isteyecekleri söyleniyor. İyi de bu İsveç ve Finlandiya bu zamana kadar hiçbir şekilde... Şu an Joe Biden'ın bir açıklaması var. Oraya bağlanıyoruz. Buyurun. Tekrar merhaba değerli izleyenler. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya gönderilecek 31 Abrams tankı ile ilgili açıklamasını izledik. Sanırım savaş Ukrayna'da konvansiyonel anlamda katlanarak devam edecek. Biz de elimizden geldiğince bu konuyu gündeme getirmeye çalışacağız ama biz bugün özellikle İsveç ile Türkiye arasındaki İsveç'in Kur'an yakma eylemi çerçevesinde biraz İslamofobi meselesini ele almak istiyoruz. Tam şunu söyleyerek kapatmaya çalışıyordum. İsveç öyle bir tavır sergiliyor ki özellikle Rusya'nın Ukrayna'da daha fazla tıkandığını gördüğü andan itibaren muhtemelen artık NATO üyeliğini pek kendisi için tercih edilebilir bir sonuç olarak görmemiş olmalı ki NATO'ya katılmak istemiyormuşçasına hareket ediyor ve sanırım bunu doğrudan Amerika'ya söylemek bir hoşuna gitmediği için suçu sanki Türkiye'nin üzerine atmak istermişçesine bu tür provokatif eylemlerin altına imza atıyor. Bir provokasyon kısmı var ve burada da herhalde bizim en önemli bam tellerimizden birisine gelip basıyorlar. Hocam ilk yani hocamı tanıtayım öncelikle. Profesör Doktor Özcan Hıdır, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi. Hocamız kendisi bu İslamofobi meselesini çalışan en önemli isimlerden bir tanesidir. Kitaplarını size göstererek başlayayım. Batı'da son Hazreti Muhammed İmajı adlı bu kitap gördüğünüz gibi geniş bir içeriğe sahip. Son olarak da hocamız İslamofobi 2.0 yani İslamofobinin yeni bir forma geldiğini aslında dile getiren bir kitap yayınlamış durumda. Çok kitaplar üzerinden gitmeyeceğiz. Sadece ben size kitapları göstermek için bu ayrıntıya girdim. Ama özellikle İslamofobi 2.0 nedir onu birazdan soracağım. Hocam şimdi bu İslamofobi meselesi biliyorsunuz hani son yıllarda dikkat çekiyor ve her seferinde biz bu Kur'an yakma eylemleri veya Hazreti Muhammed karikatürleri ve benzeri meselelerle her seferinde karşılaşıyoruz. Şimdi bu sadece bir siyasi araç mıdır yoksa Batı'da gerçekten İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı duygusal olarak hissedilen bir durum mudur hocam? Evet, teşekkür ediyorum öncelikle böyle fırsatı verdiğiniz için. Hakikaten şimdi bu kitaplar ikisi de aslında bu meseleyi tam tarihi detaylarıyla da anlatıyor. Ben bunu biraz İslam'ın zuhuru yıllarından itibaren de alıyorum kaynaklarıyla birlikte. İki şey üzerinden daha ziyade tezahür ediyor bu İslam karşıtlığı. Bir Kur'an üzerinden gidiyor, bir de Hazreti Peygamber üzerinden. Yani bu Kur'an'ı bize getirmiş olan merkezi şahsiyet olan Hazreti Peygamber üzerinden. Bu oryantalistik dönemde de böyleydi. Bu iki şey üzerinde yoğunlaşılıyor genelde. Şimdi Norman Daniel'in bir sözü var. İslam and the West diye bir kitabı var onun. O diyor ki orada İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı aslında karşıtlık da değil düşmanlık. Bu. Hatta kültürel ırkçılık diyorum ben buna, nefret diyorum. Yani belki fobi de bize açıklamıyor. Ha onu birazdan yani, soracağım hocam. Bu kitaptaki biraz iddiamız 2.0'daki iddiamız da biraz o. Ben kültürel ırkçılık aslında ırkçılık temelinde bunun ele alınması belki daha doğru. Yahudi nefreti nasıl söyleniyorsa. Antisemitizm. Antisemitizm gibi yani Müslüman nefreti aslında. İslam ve Müslüman nefreti belki bizi daha çok öne çıkarmamız gereken bir şey. Dolayısıyla
aslında bu fobi karşıtlığa, karşıtlık düşmanla, düşmanlık nefrete ve ırkçılığa dönüşmüş durumda. Ama bu şimdi değil, tarihi bir yönü var bunun. Hı hı. Tarihte bu farklı zamanlarda bir dönem Türk fobi olarak da karşımıza çıktı 15-16. Yüzyıllarda. İşte o ondan sonra oryantalistik dönemde bu sofistike hale getirildi, ilmi temelleri atıldı. Onun üzerinden doğuyu tanıyan batı, tanımlama aşamasına geçti belli bir dönemden sonra. O tanımlama aşamasından sonra İslam'ın bütün şeyleri tanımlanmaya başladı. Ama burada kırılma, iki tane kırılma noktamız var. Soğuk Savaş'ın bitimi. Hı hı. Orada bizim hı hı. yeni düşmanımız İslam'dır diye o Willy Claes'in, Margaret Thatcher'dan hatta açıklamalar olmuştu. Daha sonra İslamofobi raporları yayınlanıyor. İlk raporlar 97 yılında ama 2001 yılı esas kırılmanın olduğu New York'taki 11 Eylül saldırıları. Peki bundan sonra ne oldu? Bundan sonra olan şey yeni enstrümanlar devreye sokuldu. Bunlardan bir tanesi aşırı sağ dediğimiz bugünkü işte İsveç'teki olayda da kahramanı olan o Paludan benzeri. İnsanlar aşırı sağ ve sol aslında gruplar devreye sokuldu. İkincisi ex-Müslümanlar dediğimiz gruplar devreye sokuldu. Bunlar aslında İslam'dan dönmüş bir takım gruplar. Hı hı. Ama İslam'ı içeriden iyi bildikleri için müstehar isimlerle, farklı hı. isimlerle, Efendimiz'le ilgili, İslam'la ilgili, Kur'an'la ilgili bu tür faaliyetleri destekleyen gruplar ve bunlar destek de görüyor. Yani proje kitaplar yazdırılıyor. Hı. Bazı eylemlerin içerisinde bunlar söylüyor. Bir de devşirmeler dediğimiz tipler. Yani özüne hmm. yabancılaşmış, hmm. işte vatanına, milletine düşman, işte PKK benzeri, FETÖ benzeri örgütler. İslam coğrafyasında tabii. yetişmiş ama aynen, batıya oralarda devşirilmiş kişilikler. Bunlar artık bu işlerde rol alıyor. Ben yani İsveç'teki olayın arkasında da böyle bir şeyin henüz daha çok somutlaşmadı ama bu ya PKK ya FETÖ benzeri bir desteğin çıkacağından eminim yani. Hocam onu özellikle konuşalım. Kaynağı meselesi. Buyurun. Siz. Dolayısıyla o tarihten gelen şey, bunun detayları çok tabii kitaplarda tabii. detayı var. Norman'dan gelen dediği gibi tarihten bu yana nesilden nesile aktarılan bir mirastır diyor bu İslam karşıtlığı diyor. Yani dolayısıyla bunun batıda bir miras boyutu var. Ama bu belli zamanlarda olayların akışına göre, kırılmalara göre, paradigmanın değişimine göre azalıyor veya yükseliyor, yükseltiliyor. Hı hı. Bir de ırkçı damar var zaten. Batı'da var yani bunu hı hı. şey yapamayız. Yani ta Hegel'e de götürürüz bunu. Hı hı. İşte Darwin'e götürebiliriz. Hem beyaz ırkın üstünlüğü hem kültürel anlamda işte tarihin sonu tezleri, siz de daha iyi biliyorsunuz Huntington'un tezleri, bunların temelinde de aslında sosyal Darwinizm dediğimiz anlayış yatıyor. Dolayısıyla bu nedir? Batı merkezci anlayışın, batının o beyaz ırkçı işte kültürünün, medeniyetinin biricik olduğu, diğer kültürlerin aslında onun gerisinde kaldığı, arkaik olduğu, ilkel olduğudur. Bir diğer husus bununla bağlantılı Hasan Basri Bey, biz şunu zannediyoruz genelde, ben biraz dinler tarihi de hı hı. çalışan bir akademisyenim, Yahudilik, Hristiyanlık bağlamında. Biz şunu diyoruz, Hazreti Peygamber İslam geldikten bu yana aslında benim esas doktora tezim de İslam'ın Yahudi ve Hristiyan kökeni teorisiydi Batılıların. Şimdi orada şu karşıma çıktı oryantalistlerin çalışmalarında. Aslında İslam, Batılılar şöyle düşünüyor. Şimdi bugün aşırı sağcıların manifestolarında da bu karşımıza çıkıyor. Yahudiliğin İslam sapkın aslında, bir mezhebi. Evet, Hristiyanlığın ve Yahudiliğin sapkın bir mezhebi ideolojiktir diyor. İdeolojidir diyor. Dolayısıyla Kur'an da aslında bu ideolojinin kitabı olarak görülüyor. Biz zannediyoruz ki Hristiyanlık, Yahudilik gibi aynı görülüyor İslam. Hayır, görülmüyor. Tabii aynı görülmüyor. Görülmediği için de sapkın evet, görülüyor. Heretik. Heretik kelimesi çok, peygamberimiz için de çok kullanılmıştır tarihte. Dolayısıyla bu heresi, heretiklerin kitabıdır. Hatta İsmaililerin kitabıdır. İsmaili Hacerilerin kitabıdır. İsmaili Haceri de yani Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail Hacer annemizden doğdu. Kimdi bu? Cariye. İşte cariyenin çocuğu, çocukları anlamında kullanılıyor. Bu inanın bazılarını ben bazı yerlerde kullanıyorum. İnsanlar yani bunu kullananlar var mı? Ben bunu papazlarla görüştüğümde tabii. papaz dedi hala aynı düşünüyoruz biz dedi. Yani John Calvin'in mesela Hollanda'nın mezhebi Calvinizm'dir. Yani Protestanlığın Calvinizm kolu. O Calvin'in işte Yuhanna İncil'inde İsmailite diye bir kelime var. O kelime İsmaililer demek. Onu şöyle açıklıyor. Gayri meşru Hristiyanlar bunlar diyor. Hocam aynen. sadece... Dolayısıyla bunun müthiş bir tarihi temeli var. Yani. Sadece şeylerde değil, hani akademik diyebileceğiniz yazıların içerisinde mesela şuna karşılaşırsınız.
Siz çok daha iyi bilirsiniz. Yani Muhammed biraz daha sabredip Yahudiliği biraz daha iyi öğrenseydi, Kabala'yı öğrenseydi çok daha dört başı mamur bir şey ortaya çıkartabilirdi falan diye böyle akademik yazılarda kullanırlar. Ben de aynısını söylüyorum. Benim doktora tezim Yahudi kültürünün İslam'a etkisi. Hristiyan kültürünün etkisini de profesörlükte çalıştım. İkisi de yayınlandı. Buraya getirmedim. Dolayısıyla İslam'ın Yahudi ve Hristiyan kökeni teorisi diye bu 18. 19. asırdaki bu Yahudi reformist Yahudilerin teorileri var. O nedenle yani bir din olarak görmüyor, bir işte sapkınlık olarak görüyor. İsmaili vesaire. Olarak görüyor, evet. Haceri'yi görüyor. O nedenle de toplumsal olarak, toplumsal zeminde ya zaten hani kendisine benzemeyene düşmanlık üretmek kolay bir şeydir. Toplumsal olarak bir yabancılaşma var. Ama biz burada biraz önce tarif ettiğiniz gibi aslında bir de bilinçli bir şekilde bir taraflardan şişirilen, zaman zaman dozajı yükselen bir hikayeyle de karşılaşıyoruz. Şimdi bu yükseltme işleminin kaynağını soracağım hocam. Yani burada mesela siyaset, hükümetler, devletler mi rol oynuyor? 11 Eylül saldırıları sonrasında işte Haçlı seferleri düzenlemek gibi ifadeler, şer eksenleri vesaire ifadeleri çerçevesinde. Yoksa bunlar işte ne bileyim daha işte sivil toplum örgütleri vesaire gibi yapılar, medya ve benzeri yapılar. Yani oradaki asıl kaynak siz nasıl tarif ediyorsunuz onu? Çok önemli bir soru bu. Ben o yüzden bu İsveç'teki ve devamında Hollanda'da da oldu biliyorsunuz benzer bir şey. Hatta oradaki çiğneme şeklinde oldu. Şimdi şunu 11 Eylül kırılma dedik Hasan Basri Bey burada. Hakikaten paradigmanın değiştiği bir şey oldu. Ne oldu burada? Müslümanlar bir defa güvenlik eksenli politikaların muhatabı olmaya başladı. Asimilasyona eğilimli politikaların muhatabı oldu. Biz de zannediyoruz ki entegrasyon olacak. Hayır, Müslümanlar orada hep ayrı tutuldu. İkincisi Müslümanlar bu politikalar değişirken çiftse standartlı tutumlarla hep muhatap oldular. Yani işte bu fikir özgürlüğü meselesi, din özgürlüğü meselesinin gündeme getirilişinde bunu net görüyoruz biz. Yani bir Hristiyan birinin yaptığı eylemle Müslüman birinin yaptığı eyleme aynı olarak değerlendirmiyorsa, birine deli yaptı diyorsa, İşte Mecnun birisi yaptı, birisi de İslami terörist diyorsa burada çiftse standartlı bir tutum var. Dolayısıyla bu 11 Eylül'den sonra bu olay kırılma yaşandı. Peki biz burada ne yaptık? Aşırı sağ dediğimiz olguya gelelim. Aşırı sağ güçlendirildi. Ben yükseltildi diyorum. Yükseldi demiyorum hiçbir zaman. Yükseltildi diyorum yazılarımda da. Neden? Çünkü bunun arkasında devletler var. O yüzden bu kitabımda bir başlık olarak devlet İslamofobisi kavramını kullandım ben. Yani belki de hiç kullanılmayan bir şey. Batılı literatürde var, bazı yerlerde kullanılıyor. Şimdi bunu iki şekilde yaptı Batı. Birisi radikal, entegrist, selefi bir takım DAEŞ gibi gruplara destek vererek İslam'ın imajını kötüledi. Onları sanki İslam'ı temsil eden gruplar gibi ortaya koydu. Medyada bunları şey yaptı. Mesela Hollanda'da belli yerlerde mesela onlara ait camilere izin verdi. O tiplerde konuşturdu. Onları da afişe ettiler daha sonra. Bunlar üzerinden bir imaj desenformasyonu yaptı. Aslında oyun hep aynı hocam. Evet. Burada da mesela 28 Şubat sürecinde biz benzerleri şeyleri çok gördük. Sonra da bu insan bak işte terörist bunlar. Aslında İslam, bütün Müslümanlar terörist olmasa da her terörist Müslümandır dediler. Dolayısıyla aşırı sağda bunu ne yaptı? Aldı. Aşırı sağ manifestolarına bunu koydu. Yavaş yavaş aşırı sağ ne yaptı? Merkeze doğru geldi. Şimdi mesela Avrupa'da siz daha iyi bilirsiniz. Avrupa'daki merkezin yeri değiştirdi merkez. Merkez partiler marjinal görüşleri savunmaya başladı. Aşırı sağlaştı. Aşırı sağ merkeze yaklaştı. Dolayısıyla normalleştirildi aşırı sağ aslında. Ben bunun yani önlenemez bir şey olmadığını düşünüyorum. Batılı devletler bunları istese elimine ederler. Ama bunu niçin yapıyorlar? Müslümanların imajını daha fazla bozmak, Müslümanlarla bunları karşı karşıya getirmek, konfrontasyon meselesi. İşte bunlar belli fikirleri gündeme getirecekler. Müslümanlarla ilgili İslam tehlikesi geliyor. İşte Avrupa İslamlaşacak. Eurobiya, göçmenlik, göçmen fobi, işte ne bileyim gibi Türk fobi gibi şeyler, unsurlar devreye konularak manifestolarına bunları koydular. Yani hemen hemen Avrupa'daki 11 Eylül öncesinde marjinde olan aşırı sağ partiler, gruplar şimdi merkezde bulunuyor. Şeyleri domine ediyorlar yani. Ve bunları da bunun ben yükseltildiğini düşünüyorum. Yani bunun arkasında istihbarat örgütleri var, belli gruplar var. Bu ekmek ve oy kapısı haline geldi ve dolayısıyla raporlar da bunu gösteriyor ki bize
destekleniyor. Peki burada birkaç soru var aslında. Çok enteresan, belki bunu konuşmuyoruz çoğu zaman. Mesela ben bu kitabımda birkaç soru sordum. Yani mesela diyelim din dışı gruplardan mı geliyor bu şeyler? Yani bu İslam karşıtı tutumlar, yoksa fundamentalist Hristiyanlardan ve Yahudilerden mi geliyor? Şimdi evangelikler bağlamında Amerika'da evangeliklerden geliyor. Amerika'da. Dindar dindarlık Hristiyanlardan geliyor. Evet, dindar Hristiyanlar. Hatta onlara Siyonist Hristiyanlar deniyor biliyorsunuz. Öyle bir ilişkileri de var. Evet. Ama Avrupa bağlamında daha ziyade din dışı kesimler, seküler kesimlerden geliyor. Ya bunların küreselcilerle de bağlantıları var. Şimdi bu enteresan bir nokta. Dolayısıyla Avrupa, diyelim İsveç şimdi, Hollanda. Ben Hollanda'yı biliyorum. %60-70'tir dinle mesafe konulması. İsveç daha da fazladır. Yani protestanlaştıkça Lutheran oralar ama artar. Aynen öyle. Aşağı gittikçe biraz dindarlaşma artar. Yukarı çıktıkça şey yapardır. Bu Weber'den böyle böyledir. Bir teoridir bu. Dolayısıyla aslında din dışı kesimlerden geliyor. Ama bu aşırı sağcı partiler rin desteklenmesi tamamen bence hükümetlerin kontrolünde olan bir şey. Bu işin meselenin şeyi, ama sizin sahanıza giren yönünü siz çok güzel izah ettiniz. Ben sizin yazılarınızı da takip ediyorum. Şimdi peki Türkiye'ye, bu İsveç'teki olayın bizatihi Türkiye'ye yönelik bir şeyi var mı? Veya İslam dünyasına yönelik mesajı ne? Bunu ben konjonktür olarak okuyorum birinci planda. Niye İsveç'te oldu ve niye Türk Büyükelçiliğinin önünde oldu? Siz çok güzel izah ettiniz. Ama ben şunu da ilave etmek istiyorum, buyur, müsaade ederseniz. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Rusya meselesiyle bunun bağlantısı şöyle de var. Rusya öteden beri bu aşırı sağcı grupları Avrupa'da hep desteklemiştir. Şimdi Rusya Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO'ya girmesini zaten istemiyor. Yani bunu da ilave ederim ben. Anladım yani, hocam. Rusya'nın bir parmağı olabilir burada diye ben düşünüyorum. Ama bugün gelen, bugün okuduğum bir analiz vardı, bir haber vardı. Sanki bu Paludan eylemini Kur'an yakma değil de bayrak yakma, Türk bayrağını yakma şeklinde planlamış. Bir gazeteci de ona yardım etmiş, para vermiş hatta. İsveçli bir gazeteci. Sonra kendisi Kur'an yakmak istemiş. Çünkü Kur'an yakmak daha infiale yol açacak biri. Öbürü biraz Türkiye ile ilişkili olacak. Evet, tüm İslam alemine, yönelik bir provokasyon. Evet. Hocam bu şey meselesi. Şimdi şunu anlayabiliyorum. Ben de çok katılıyorum o söylediğiniz şeye. Bunun istihbarat örgütleriyle bilerek şişirilen bir tehdit algısı olduğunu düşünüyorum. Ama bir yönüyle de buradaki o zaman sorun ne? Yani neden İslam toplumlarını, siyaset, hükümetler, istihbaratlar, neden İslam'ı, Müslümanları hedef almalı? Neden alıyorlar? Burada bir sorun olmalı. Yani mesela neden bir Sihi değil, neden bir Budisti değil? Bu sadece Müslümanların Batı dünyasında yoğun bir şekilde yaşamasıyla mı alakalı? Yoksa işte bir akaid tehdidi mi alıyorlar? Nedir hocam buradaki hikaye? Bu çok önemli bir soru bence, ama ben bu soruya şöyle cevap vereceğim. Burada yine onu tartıştığım bir soru olarak. Yani aslında Batı İslam'a mı karşı, Müslümanlara mı karşı sorusu aslında temelinde buraya yatıyor. Willy Claes'in Soğuk Savaş'ın bitimindeki sözü şuydu. Batı'nın yeni düşmanı İslam'dır. Müslümanlar demedi aslında orada. Yani İslam dediler. Dolayısıyla ben İslam medeniyetinin burada bizatihi tehdit olduğunu düşünüyorum. Şöyle analiz yapıyorum Hasan Basri Bey. Bakın, dünyaya bugün Batı'nın söz söyleyecek bir şey kalmadı. İnanın yok. Yani Batı'da yeni insan da yetişmiyor, filozof da yetişmiyor. Yani lider yok aslında, değil mi? Yani yön verecek o eskilerin klasik dönemlerinde liderler de yok. Ciddi bir yani, fakirlik söz konusu. O da var. Dolayısıyla Batı söz söyleyemiyor. Ama bil kuvve, yani potansiyel olarak söz söyleyecek tek medeniyet bence İslam medeniyeti. Ama bil fiil olarak yokuz. Bil fiil olarak işte Türkiye var, Sayın Cumhurbaşkanımız var, belli devletler belki var ama ortalıkta yokuz. Bakın 57 tane İslam konferansına üye ülke var. Hiç doğru düzgün bir tepki var mı ortalıkta Allah aşkına? İzleme komiteleri kurduk biz. Bilmem kaç yılında İslamofobi izleme komiteleri kurduk. Hani ne faaliyeti var? Hiçbir şey yok. Yani ortalıkta Türkiye yok olmasa gerçekten İslam dünyası denen bir dünya var mı, o da tartışılır bir şey. Yani siz tabii sahanıza giriyor. Dolayısıyla ben burada esas meselenin İslam medeniyetiyle, daha ontolojik düzeyde İslam medeniyetiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir analiz yapıyorum. Batı sözünü bitirdi.
insanlığı da felakete doğru götürüyor. Transhümanizm, her türlü rezaletler, LGBT'dir, şudur, budur, her türlü şeyi yayıyor. Bunun karşısında durabilecek, gerçekten fosilleşmemiş tek medeniyet, tek dinamik. Din, dinamik İslam medeniyeti var. Ve bu medeniyetin iddialarını bence şey yapmak istiyorlar. Yani yok etmek istiyorlar. Ama Müslümanlar da söyleyecek sözleri var. Söyleyecek sözlerini arıyorlar. Henüz bulamadılar. Onu da yani asıl saldırdığı yer İslam ama işte Müslümanları da burada, radikal Müslümanları şey devre. Hocam şimdi bu İslamofobi kavramı bir tartışma da yaratıyor. Yani şimdi markalaştı. Bence İslamofobi hani bir şeyi kısa ifade etmek, akıllara çakmak, markalaştırmak önemlidir bu mücadelede. Yani literatür anlamında evet. Bence onu kullandık zaten. Bence yani. Literatür, ya şunu söyleyenler de var, İslamofobi İslam korkusu gibi, sanki korkulacak bir şey varmış gibi. Bu İslam korkusu değildir, bu İslam'a doğrudan bir düşmanlıktır, bu İslam karşıtlığıdır. Dolayısıyla bu tür yeni ifadeler devreye sokulmalıdır tartışmasına nasıl bakıyorsunuz? Şimdi o tartışmayı biz epey yaptık arkadaşlarla aslında. Tabii haklı olarak bazı arkadaşlarımız buna itiraz ediyorlar. Ben de onları haklı da görüyorum. Yani literatüre girmiş, literatüre oluşmuş bir kavramı değiştirmeyi talep etmek kolay bir şey değil. Belki doğru da değil ama şöyle de bir şey var Hasan Basri Bey. Biz meselenin eğer İslamofobiyi hukuki bir takibini yaptıracaksak, hukuki anlamda bir noktada da takip ettireceksek ki 2019 yılındaydı zannediyorum, 2018 yılı olabilir. Avusturya'da bir kardeşimizin açtığı peygamberimize hakaret davasını İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti ve İnsan Hakları Mahkemesi aslında nefret şeyiyle haklı buldu ve gerçekten bir milattır o. İslamofobiye de bir nefret anlamı yüklenmiş nefret oldu. Nefret anlamı yüklemek lazım yani bence. Dolayısıyla literatür böyle oluşmuş olsa bize, biz artık bunu biraz kültürel ırkçılık ve nefret boyutunda ele almalıyız. Çünkü bu bağlamda ele alındığı zaman Avrupa'nın muhayyilesinde bir şey yapıyor. Yani fobi deyince fobi olabilir diyor. Fobi niye suç olsun diyorlar yani. Ama fobinin boyutunu geçti çoktan iş. Fobi düşmanlığa dönüştü. Düşmanlık artık ırkçılığa dönüştü. Ve ırkçılığın da 3 boyutu var burada kültürel ırkçılık anlamında. Birincisi stereotipler oluşturuluyor. Etiketlemeler yani. In grup, out grup dedikleri yani grup içi, grup dışı saymalar oluşturuluyor Avrupa'da. Profillemeler var. İşte bugün mesela Hollanda'yı pek konuşulmuyor ama Hollanda'daki olayın arka planında işte mesela vergi dairesi bile, bir vergi dairesi olayı oldu mesela geçen sene. Bir sürü Ahmet, Mehmet, Ayşe olan isimlerin hepsine vergi cezaları gitti hiç araştırmadan. Yani işte bugün o tartıştığımız kişi Hollanda'da Pegida'nın lideri olan Wachsfeld dedikleri kişi bir üçüncü nesil aslında şey. Yani aşırı sağcı. Onun öncesinde Wilders var, klasik anlamda aşırı sağcıların piri. Daha sonra Terry Boday denen bir yeni nesil aşırı sağcı var. Bir de yeni bunlar çıktı şimdi Pegida. Dolayısıyla batıdaki bu aşırı sağ içerisindeki gelişmeleri de bizim iyi etüt etmemiz lazım. Dolayısıyla mesele, ben farklı kavramlar kullandım burada. Dolayısıyla bu kültürel ırkçılık kavramını önerdim. 2017 yılında da bir makale yazmıştım o konuda. Ve nefret meselesini de bizim öne çıkarmamız lazım. Yani İslam ve Müslüman nefreti diye. Çünkü bu hukuki anlamda bunun takibinin yapılması biraz da bunlarla da ilgili diye ben şahsen düşünüyorum. Hocam İslamofobi anladık. 2.0 ne anlam ifade ediyor? 2.0 işte bu 11 Eylül'den sonra az önce anlattığım üzere 11 Eylül'den sonra bu enstrümanlar, stratejiler, piyonlar, yeni senaryolar. Şimdi tarihten bu yana senaryo özü aynı. Ama hep her devirde piyonları değişiyor. Senaryoda update ediliyor. Yeni versiyonlar devreye giriyor. Bu da klasik yani o Soğuk Savaş öncesinde veya Soğuk Savaş dönemindeki İslamofobi klasik dersek onların belli aktörleri vardı. Ama bu 11 Eylül'den sonra özellikle 2010'lardan sonraki versiyona da ben 2.0 diyorum. Yeni versiyon bu. Çünkü orada yeni enstrümanlar devreye girdi. Bilişim çağının araçlarına uygun öyle. Şekilde yeni argümanlar devreye girdi. Mesela devlet İslamofobisi dediğimiz şey devreye girdi. Ben burada İslamofobinin globalleşmesi tabirini kullandım. Sonra da lokalleşmesi tabirini kullandım. Anladım. Mesela Hindistan'da İslamofobi var mıydı? Ama artık var. Var.
Ama işte nerede yok ki hocam. Yerelleşti. Türkiye'de İslamofobi çalışması da yapıldı biliyorsunuz. Hocam 2 dakika sürem kaldı. Çok zor bir soru soracağım. Cevap da beklemiyorum. Yani hakikaten zor bir cevap olduğunu biliyorum ama akıllarda kalsın diye soruyorum. Yahudiler antisemitizmi öyle bir marka haline getirdiler ki bugün Avrupa'da Yahudi karşıtı bir gösteriyi bırakın yani kulaktan kulağa bile söyleyemezsiniz. Bir mücadele verdiler ve başardılar. Onun yolları nelerdir hocam? Yani bir İslamofobiyi aynı seviyeye getirmek, İslam karşıtlığını engellemek için en önemli gördüğünüz bir iki şey söylerseniz 2 dakika içerisinde. Ben en önemli gördüğüm şey Hasan Basri Bey, siz de bir akademisyensiniz. Bence bunun envanterlerinin ilk önce çıkarılması. Meseleyi iyi teşhis ve tespit etmek gerekiyor. Onun üzerine tedavi metotları üzerinde durmak lazım. Literatürü çok üretmek lazım ama her şeyden önemlisi fikri izleme komiteleriyle takip yapılması lazım. Birebir. Raporlama. Tabii. Bunlar çok önemli. Ve bunun üzerine de etkin politikalar, lobiler oluşturulmalı. Lobiler de Türkiye içerisinden değil, belki oralarda ki devletlerde güçlü lobiler oluşturulmalı. Bizim bunlar aslında var ama etkin değil. Mesela diyelim Yahudilik antisemitik yasalara tabisiniz. Hiç konuşamazsınız. Bunu sorduğumuzda Avrupalılar şöyle diyorlar. Yahudiler işte bir hafıza var. Orada sıkıntı çekti. O yüzden onlara ayrıcalık yapıyoruz diye. Peki Hristiyanlara niye bir şey yapılamıyor? Hristiyan fobi niye olmuyor? Hani biz olmasın olsun demiyoruz ama onların kurumları var. Kurumları güçlü kurumlar. Müslümanların gerçekten güçlü kurumları sahibi da yok, sahibi yok. Öyle evet değil. Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu anlamda mücadele vermek çok önemli. İşte Yahudilerin bir de 2000 yıllık çabası var. Sanırım bizim diaspora güçlü yani, evet. Belli bir zaman alacak. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Doktor Özcan Hıdır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Briefing saatinden bu akşamlık bu kadar. Hepinize iyi akşamlar dileriz.